Diyelim ki portakal piyasasında monopol durumdayız. Portakal piyasasında monopol var. Pazarın talep eğrisi de bu şekilde. Peki, karımızı nasıl maksimize edebiliriz? Buna cevap verebilmek için öncelikle değişik üretim seviyelerinde toplam gelirimizin ne kadar olduğuna bakacağız. Sonra değişik üretim adetlerindeki marjinal gelire bakacağız ve marjinal geliri marjinal maliyet eğrimizle karşılaştıracağız. Bu çalışma bize optimum noktaya ulaşmak için ne kadar üretmemiz gerektiği hakkında fikir verecek. Şimdi önce toplam gelirimizi bulmakla işe başlayalım. Eğer üretim yapmazsak, üretim miktarı sıfırsa satacak bir şeyimiz olmaz. Geliri nasıl hesaplıyorduk? Fiyat çarpı miktardı. Fiyatınız 6, miktar 0. Yani hiçbir şey üretmezseniz geliriniz de 0. Eğer bir birim üretirseniz, aslında burada günde 1000 kilo demiştik. Bir birim derken 1000 kiloyu kastediyoruz. Eğer günde bir birim üretirseniz, fiyatınız da 5 TL olduğuna göre 1000 çarpı 5 eder 5000 TL. Buradaki dikdörtgenin alanı diye düşünebilirsiniz. Dikdörtgenin yüksekliği fiyat ve genişliği de adet. Bir birim ürettiğinizde 5000 TL geliriniz oluyor. Burada 1000 TL olarak gösterdik, burada da 1000 kilo olarak yazdık. 1000 kilo ürettiğimizde gelirimiz 5000 lira. Bu noktaya geldik. Eğer 2000 kilo üretirsek fiyatımız kilo başına 4 lira olacak. Veya fiyat 4 lira olursa 2000 kilo satabiliriz diye de düşünebilirsiniz. Talep eğrisine göre durum bu. Toplam gelirimiz buradaki dikdörtgenin alanı kadar olacak. Yükseklik adeti veriyor. 4 kere 2 8 yani eğer 2000 kilo üretirsem gelirim 8000 lira olacak. Devam edelim. Eğer fiyatım kilo başına 3 lira olursa, 3000 kilo satabilirim. Toplam gelirim buradaki dikdörtgenin alanı kadar olacak. 3000 kilo çarpı 3 dersek, 9000 lira etti, 9000 TL eder. Buraya işaretleyelim ve devam edelim. Eğer fiyat kilo başına 2 lira olursa, 4000 kilo satabiliyorum. Bu sefer de toplam gelirim 8000 lira olacak. Bununla aynı düzeyde yani. Eğer kilo başına fiyatım 1 lira olursa 5000 kilo satabilirim. Toplam gelirim 5000 lira olacak. Eğer fiyatım 0 olursa pazardaki günlük toplam talep 6000 kilo olacak. Ama bedava verdiğim için bu durumda hiç gelirim olmayacak. Bunu da işaretleyelim. Toplam gelir eğrimizin durumu bu şekilde olacak. Eğer cebir alıyorsanız bu şeklin tümsek parabole benzediğini söyleyebilirsiniz. Toplam gelirimiz bu şekilde oluşacak. Bu parabolü cebir kullanarak da hesaplayabilirdik. Buradaki talep eğrisinin formülü şuydu. Eğer fiyatı miktarın bir fonksiyonu olarak yazmak istersem, fiyat eşittir 6 eksi miktar. Veya fiyat eşittir miktar artı 6 diye de yazabilirsiniz. Bunların ikisi aynı şey. 6 da y ekseniyle kesişiyor ve eksi bir eğriniz var. Eğer miktarı 1 yükseltiyorsanız, fiyatı 1 düşürüyorsunuz. Başka bir deyişle, fiyatı 1 düşürürseniz, miktarı 1 arttırıyorsunuz. Bundan dolayı negatif bir eğimimiz var. Burası miktarın bir fonksiyonu olarak fiyat. Toplam gelirimiz ne kadar? Toplam gelir eşittir fiyat çarpı miktar. Az önce yaptığımız gibi fiyatı miktarın bir fonksiyonu olarak yazabiliriz. Toplam gelir eşittir miktar artı 6 çarpı miktar. Eğer bunları çarparsanız toplam gelir eşittir miktar çarpı miktar yani miktarın karesinin eksisi artı 6 miktar. Bu ikinci dereceden bir denklem. Miktar karenin önünde de eksi işareti var. Bu tümsek şeklinde bir parabol. Bu videoyu burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda her birim için marjinal gelirimiz nedir bu konuya değineceğiz. Marjinal gelir toplam gelirdeki değişimin miktardaki değişime bölünmesidir. Bu miktarların herhangi birisindeki marjinal gelir bu noktaya teğet geçen çizginin eğimidir. Ve teğet çizgileri hesaplayabilmek için de cebir gerekiyor. Eğimi bulmak istediğimiz için 1000 kilo satarken marjinal gelirimize bakacağız. Eğer fazladan 1000 kilo daha satmaya başlarsak toplam gelirimiz ne olur? Yani teğet doğrusunun eğimini bulmaya çalışıyoruz. Çünkü toplam gelirdeki değişim bu kadar ve miktardaki değişim de burada. Ve biz bu noktadaki eğimi bulmaya çalışıyoruz. Buradaki teğetin eğimi gibi de düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda bu konuya değineceğiz.